size şöyle söylüyorum. Yunan komşumuza Efkome Grigori Anarossi diyor. Yani? Geçmiş olsun. Çünkü tutmadı. Ve Avrupa ne yapacak biliyor musunuz? Bu olay bittiği gibi Yunanistan meselesi, Doğu Akdeniz'deki deniz bölge meselesi hiç şansı yok. Zaten bizim yanımızda bitecek. Bu sefer bütün Avrupa'dan ülkeler bir adım atacak. Hangi adım atacaklar biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar. Bir sürü ülke aynı anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Ondan size her zaman... Yeterli arkadaşlar. Size görsen. Geçen söylediğim bir şey vardı. Orada Kıbrıs Limanı bir resim var. Koyabilirsiniz. Ha, hemen verelim. Hı-hı. Bu 11 numaralı Hı-hı. görsel arkadaşlar. 11-3B olarak adlandırdığımız görsel. O liman görüntüsü evet. vardı. Bir onu ekrana verebilir miyiz? Bu neresi? Ha, şimdi şöyle. Türkiye'ye yanaşmanın bedeli olarak... Bakın çok güzel bir kelime. Türkiye'ye yanaşmanın bedeli olarak Avrupa ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar. Şu an hiçbir ülke tanımadı. Ama aynı anda bir sürü bizim müttefikler de tanıyacak. Ne olacak bu sefer? Bizim... Siz bir programda Kuzey Kıbrıs'a... Tabii yatırım yapın, yatırım dedi, yapın demiştiniz. Alın. Çok ucuz şu anda da, şu anda ama her an değişebilir. Çok az kaldı. Bu yıl içinde bütün bu işler bitecek, tanınacak. Ne olacak? Bizim çeyrek asırlık bir projemiz var. Kıbrıs Liman Projesi diye. Kıbrıs limanları pırlantası olacaklar Doğu Akdeniz'in. Doğu Akdeniz, Mersin, Antalya, Kıbrıs artık resmi çizin. Lübnan, Suriye, oraları Libya, Mısır, ortada Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin limanları uçacak. Kuzey Kıbrıs'ta dünyanın en iyi helimini üretiyor bizim Kuzey Kıbrıs'ta Türk vatandaşlarımız. Çünkü sütten yapılıyor. Güney Kıbrıs'ta süt tozundan yapılıyor. Kalitesi daha düşük, onu da söylemiş olayım. Avrupa Birliği çok sevdiği için, midesine çok düşkün olduğu için ne istiyor? Şimdi helim almak istiyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadığı için direkt Türk Cumhuriyeti'nden alamıyor değil mi? E ne yaptılar? Helim yasası diye bir şey çıkardı Avrupa Birliği. Bak hukukçuların hepsi bunu incelesin. Bu aslında ilk bir kapıdır. Gelecek çok yakındaki tanıma için. Ama aslında ticari anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aleyhine işliyor. Neden? Sadece Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne satabiliyorlar helimlerini. Öyle bir kapı aç. Güney Kıbrıs nedir? Avrupa Birliği değil mi? Avro geçiyor orada Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ne yani satmaya kapıyı açtılar helim üzerinden. Evet, fiyatları piyasanın altından satmak zorunda kalıyorlar. Çünkü fiyatı dikte ediyorlar. Ama onlar da ticaret olsun diye Güney'e veriyorlar. Güney'de kârla işte kazanç kapısını yaratmışlar. Avrupa'ya Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin ürettiği helim peynirini satıyor. Bu nasıl bir şey böyle? Bu nasıl bir ikiyüzlülük? İkiyüzlülüğü bırakın. Ben burada mizahına giriyorum. Aslında hukuksal anlamda ilk kapıları açıyorlar. Yani tanımadığın bir ülkeden alışveriş yapmaya başlıyorsun sen Avrupa Birliği olarak. Öbür taraftan uçuşları açmak istiyorsun. Avrupa Birliği değil gerçi İngiltere artık fark etmez. İngiltere tanıyabilir. Belki en erken tanıyanlardan biri İngiltere olacak. Bir sürü var. Hepsi hazır. Bu senenin sonuna kadar tanınacak. Şimdi öyle bir... Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar bu senenin sonuna kadar. Bu iş noktalandı ve bitti. Kıbrıs tanınacak. Karabağ zaferi içinde daha operasyon başlamadan bu kadar net konuşuyordunuz. Kıbrıs'ta da öyle net konuşuyor. O kadar net konuşuyorum. Çünkü burada yeni Türkiye farklı işliyor.